Sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle Endülüs'ün ilk filozofu olan, belki de Batı dünyasındaki ilk Müslüman filozof olan İbni Bahçe'yi konuşmayı düşünüyorum. Memlekete kar yağdı, kış geldi. Yani çok uzun süredir havaların çok sıcak gittiğinden şikayet ediliyordu. İşte kuraklık, barajlar boşalmıştı, Allah korusun. Çok şükür kar yağdı. Umarım daha güzel, berekete, bolluğa vesile olur diye temenni ediyorum, dua ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi Endülüs, İslam düşünce tarihi açısından ve İslam medeniyeti açısından çok önemli bir merkez sevgili arkadaşlar. Orada Müslümanlar, yani bugünkü İspanya'da, İşte Toledo, Tuleytula, Cordoba, Kurtuba, İşbiliye, Sevilla. Buralarda çok büyük kültür merkezleri, ilim merkezleri, düşünce ve sanat merkezleri kurduklarını görüyoruz. Bu vizyona sahip oldukları zaman Avrupa'yı hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak, hem de ilmi olarak etkilediklerini de görüyoruz. Dönem itibariyle Avrupa'nın birçok yerel manastırlarından vesaire çocukların İspanya'ya gidip teoloji, astronomi, matematik ve tıp okuduklarını da biliyoruz. Ne zaman ki bu vizyonu kaybetmeye başladılar, yavaş yavaş bir çöküş sürecinin başladığını da aynen tecrübe etmişler. Biz de bunu müşahede ediyoruz. Hakikaten Endülüs İslam düşünce açısından bir kutup yıldızıdır. Bana kalırsa insanlık düşüncesi açısından bir kutup yıldızıdır. Nietzsche şeyde putların alacakaranlığında kiliseyi eleştirirken şöyle der. Bu papazlar var ya der, bu papazlar bizi antik dünyadan mahrum ettiler. Dahası bizim dimağlarımıza antik dünyadan daha iyi hitap eden Endülüs, mağribi Endülüs'ü de ayaklarının altında çiğnedi, attılar der. Geçmişe ağıt yakmak aslında çok da yaralarımıza merhem olmuyor. Geçmişi övmek bizi motive ediyor olabilir ama mevcut sorunlarımıza çözüm üretmiyor. Mevcut sorunlarımıza çözüm üreten şey burada ne düşünüldü, kimler düşündü, neler söyledi ve bu daha sonraki süreçlere nasıl etki etti, biz buradan ne çıkarabiliriz? Bence anlaşılması ve yorumlanması gereken şey bu. İşte tam da bu bağlamda Endülüs filozoflarından biri, belki de ilki olan İbni Bahçe'yi sizlerle konuşmak istiyorum. Tam adı ve künyesi Ebu Bekir Muhammed bin Yahya bin Sa'ih bin Bahçe et-Tucibi el-Endulusi es-Sarakusti'dir. Yani Arapların Tucib kabilesinden, Endülüs'ün Sarakusta bölgesinden olan Ebu Bekir Muhammed bin Yahya es-Sa'ih'dir ya da İbni Sa'ih olarak geçiyor. Ki Latinler bu İbni Bahçe'yi Avampace olarak biliyorlar sevgili arkadaşlar. Meşhur o bölgede. İbni Bahçe kitaplarda genelde İbni Saik olarak, ben ilk gördüm de bayağı bu İbni Saik kimmiş falan. Sonra işte bazı şeyleri biliyorsunuz ama oturtmakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Tucib kabilesine mensup bir filozof. Endülüs'ün kuzey bölgesindeki Saragusta, bugünkü Saragosa'da 1070 yılında doğduğu tahmin edilmekte. Gerek ailesi gerekse eğitiminin ilk yıllarına dair çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ama temel bilgi, yani genel olarak rivayetler, Saragusta'da temel eğitimini tamamladığı yönünde. Çünkü daha sonra Gırnata'ya gittiğinde, ki bu Gırnata ile ilgili o Yahya Kemal'in Endülüs'ü Ağıt, onu da fırsatım bulursa okuyacağım, Zil, Şal ve Gül. Gırnata ifadesini orada o kadar güzel, Gırnata'nın yosma gülü diye geçiyordu. Şuradan evet. Evet. Bu nasıl bir şey ya? Benim aradığım bu değil ya. Herkes Endülüs'e ağıt yazmış. Ya böyle taklitlerinden sakınmak lazım yani. Aslında ben bunu hazırlamıştım ama işte böyle kayboldu gitti yani.
Ama ben bunu okumadan geçersem çok acayip olacak diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Endülüs'te raks. Endülüs'te raks. Yahya Kemal'in meşhur şiiri. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi. Evet. Yelpaze çevrilir gibi bir... En baştan alayım ya. Gitti. Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kakülü, göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi, bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi donduran zile, her sineden ole diyor Yahya Kemal merhum. Burada İspanya'daki o coşkuyu, şevki, o şu yaşam tarzını anlattığı, ekonomik refahın, sosyal huzurun, bireysel gelişmişliğin toplumu ne ölçüde bir mutluluk seviyesine ulaştırdığını anlatan güzel bir güzel bir şey. Zil, şal ve gül. Evet. Ben bu şiiri, işin garip tarafı, İngilizce öğrenirken duydum. Yani bir İngilizce metninde ring, shall and rose diye bir şey gördüm. Yahya Kemal neymiş bu falan dedim. Zil, şal ve gülmüş yani. Tuhaf değil mi? Başkasından kendimizi duyuyor olmak. Şimdi bu Gırnata'ya geldiğinde aslında birçok yani ilimlerde ciddi anlamda yetkin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle de Arap dili ve edebiyatına çok hakim olduğunu, ki ben zaman zaman da söylüyorum. Yani bir ilimde yükselmek istiyorsanız, yetkinleşmek istiyorsanız önce dilinizi, o dili çok iyi biliyor olmanız lazım sevgili arkadaşlar. Ve bununla birlikte bizim tabakat kitaplarında anlatıldığı kadarıyla 12 ilim sahasında, 12 ilim sahasında, ki bilimlerin parçalanmadığı bir dönemde bu iyi bir şey ve gerçekten harika bir şey ve mümkün bir şey, iddia sahibi olduğu ifade edilmekte. Ki o dönemin, ben bunu yazdım, Endülüs Akli Düşünce diye Grafiker yayınlarından çıktı, Batalyevsi diye bir zahir ulemasından birisi var. Onunla tartışmalara giriyor. Yani bu Maliki anlayışın zahiri paradigması hakikaten İslam dünyasında bu IŞİD mantığının da oluşmasına çok ciddi etki ediyor arkadaşlar. Hadisçi kafa. Bu Batalyevsi ile ciddi ilmi tartışmalara girdiğim, işte o dönemde Ebu Cafer Yusuf el-Hastai'ye yazdığı mektuptan anlaşılıyor. Daha sonra arkadaşlar bu bahsettiğimiz ilimlerde daha da bir yetkinleştiğini, ki ne gibi bu ilimler, işte müzik görüyoruz arkadaşlar, astronomi, mantık, doğa bilimleri, tıp ve felsefe gibi ilimlerde ve geometri iyi seviyede bildiği, yani ciddi tartışmalara girdiğini görüyoruz. Ve kendisi de dönemin en önemli astronomi ve tabip astronomlarından birisi olan Ebu Cafer el-Hastai'nin de yakın dostu. İbni Ebi Useybiye arkadaşlar Kur'an'ı ezbere bildiğini söylüyor. İnançlı bir adam ama hayatı boyu zındıklık ithamından bir türlü kurtulamamış. Hep bu kafir, bu zındık diye eleştirilmiş. Bizim İslam dünyasının bağrını yakan şey Ebni Bahçe'nin canını okumuş sevgili arkadaşlar. Kendimiz gibi düşünmeyen, dini kendi yorumladığımız gibi anlamayan ve yorumlamayan ve bizim yaşadığımız gibi yaşamayan insanları hep böyle zındık, kafir, ehli bid'a diye tesmiye etmemiz, isimlendirmemiz
Bu illetten bir türlü kurtulamadık. Zaten de o yüzden hali pür melalimiz ortada. Yeni fikirlere asla açık değiliz. Tarihin ve gelecek insanlığın gelecek bütün problemleri geçmiş yıllarda ve hatta asırlarda çözülmüş mantığıyla devam ediyoruz. İşte Sarakusta'nın murabıtlar tarafından alınması ve buraya İbni Tifelvit'in tayin edilmesiyle İbni Bahçe için artık yeni bir dönemin kapıları açılıyor. Çünkü bu aralarındaki dostluk İbni Bahçe'yi vezirlik makamına kadar, İbni Tifelvit ile arasındaki dostluk onu vezirlik makamına kadar yükseltecek. Ancak Tifelvit ve Sarakusta'nın eski emiri İmamüddevle Abdülmelik arasında yaptığı arabuluculuk nedeniyle de hapse girmesine neden olacak. Bizim ulemadan kim siyasete karışmışsa bir müddet sonra siyaset onun canına okuyor. Yani siyasetin özelliği budur. Yani akşama kadar Ankara'da çalışırsınız, size madalya takarlar, sabah kalktığınızda idam sehpanızı hazırlamışlardır. Kim en yakın dostlarınız bunu yapabilir. Renan İbni Bahçe'nin hapse düştüğünü ve İbn Rüşd'ün babasının girişimleriyle hapisten çıktığından bahsediyor ki Renan bence o İbn Rüşd ve İbn Rüşdçülük Averroes Averroism kitabının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkçe'ye de çevrilmedi. Fransızca bir kitap. Zaman zaman Renan'a reddiyeler falan da var bizim Osmanlı düşüncesinde ve son dönemde. Hatta kimdi ya? Dücane mi? Yani Dücane Cündoğlu ona bir reddiye yazdı diye hatırlıyorum yani. İyi de bir şeydi. Benim zihnimde kalan çok uzun süre geçti yani. Uzun süredir zihnimi işgal etmediği için, kimse de ihtiyaç duymadığı için siliniyor takdir edersiniz ki. İddia anlatıldığı kadarıyla arkadaşlar İbni Bahçe'nin Sarakusta'dan dönmemek üzere ayrılışı ile ilgili olarak İbni Tifelvit'in ölümü ya da Sarakusta'nın 1117 yılında Hristiyanlar tarafından istila edilmesi gerekçe gösteriliyor ki bu aşamadan sonra çok meşakkatli ve tehlikelerle dolu bir ömür sürecine giriyor İbni Bahçe arkadaşlar. Sarakusta'dan ayrıldıktan sonra Belensiye, bugünkü Valencia, Şatibiye, Cevita arkadaşlar buralara geziyor. Buralarda saraylardaki tabiplik yapıyor. Zaman zaman vezirlik makamına kadar yükseliyor. Aynı İbn Sina'nın diye hayatı arkadaşlar. Ebu İshak İbrahim bin Yusuf bin Tafşin tarafından muhtemelen zındıklık ithamı ile hapse atılıyor. Daha sonra Mağrib'e seyahat ediyor ve Vehran'a gidiyor. Cezayir'de bir liman şehridir Vehran arkadaşlar. Ve İşbiliye'de bazı eserlerini tamamladığı görülüyor. Bir filozof olan İbni Bahçe hayatının birçoğunu dinsizlik ithamıyla geçiriyor arkadaşlar. Başta Fetih bin Hakan olmak üzere Ebul Ala, İbni Zühr ve Batalyevsi gibi isimler en büyük muhalifleri oluyor ve sürekli de canını okuyorlar. Bu adamların özelliği böyle ayet hadis konuşunca toplumu çok rahat konsolide ediyorlar. Dolayısıyla da hemen karşısındakini hedefe koyarak canına okuyorlar arkadaşlar. Üstadımız 1139 yılında Fas'ta vefat ediyor. Nasıl vefat ettiği de çok tartışmalı. Kimilerine göre zehirlenerek öldürülmüştür. Kimilerine göre işte normal bir şekilde öldürülmüştür. Yani bu anlamda çok çeşitli rivayetler var. Zaten öldükten sonra kıymete biner biliyorsunuz özellikle alimlerimiz. Felsefi ve tabip bir kişiliği olan İbni Bahçe astronomi, kimya ve doğa bilimleri biraz önce ifade ettiğim gibi 12 ilimde söz sahibi iddiası olan bir insan olduğunu görürüz. Dil ve edebiyat bilimleri de buna dahil. Özellikle de dil konusunda çok harika medih ve hicivde çok yetkin olduğunu söylüyor. Yani rivayetler öyle geliyor. Bu da aslında bizim Türkiye'deki İslam felsefesi araştırmacılarının bekleyen konular. Yani bu İbni Bahçe'nin dil alanındaki çalışmaları, bu filozofsa eğer klasik bir nahivci ve sarf ilmiyle mi uğraşmış yoksa felsefi çözümlemeler yapmış mı? Bunu nereye oturtabiliriz? Yani Alfred Julius Ayer'i, Wittgenstein'i anladık, anlamaya çalışıyoruz değerler ama bunu da bir temellendirmek gerektiği kanaatindeyim ki ve min kelamihil elhan isimli müzikle ilgili de risale yazmış mesela. Bu özellikler aslında bahsettiği bu konular, bu özellikler biraz sonra da bahsedeceğim. Bütün bu özellikleriyle Farabi'ye çok benziyor. Hem konu hem de zihniyet itibariyle ciddi anlamda Farabi'nin etkisinde olduğunu görüyoruz. İşte Endülüs tarihi açısından İbni Bahçe arkadaşlar o ilk filozof. Endülüs yani İbni Bahçe'ye kadar o dönemde Endülüs'te bu anlamda felsefi bilimler yok, filozof da yok.
felsefi kitapların veya ilimlerin henüz transferi de yapılmamış. İbn Batıca itibariyle artık yavaş yavaş bunlar, yani gerek Aristoteles ve işte Antik Yunan'ın eserleri, gerekse bunların üzerine İslam filozoflarının yazmış olduğu yorumlar, şerhler ya da kendi özgün kitapların yavaş yavaş Endülüs'e taşındığını görüyoruz sevgili dostlar. Aristoteles'in bazı eserlerini şerh etmiş kendisi. Onlardan esinlenerek kendisi de özgün çalışmalar yapmıştır. Ve bana kalırsa en büyük etkiyi de arkadaşlar Farabi'den etkilenmiştir. Hatta İbnül İmam diyor ki, yani şey diyor, İbni Bahçe diyor, Aristoteles'i diyor, İbni Sina ve Gazali'den daha iyi anlamıştır diyor. Şimdi hakikaten Aristoteles'in nasıl anlaşılacağı Orta Çağ'ın önemli sorularından birisi. Mesela Farabi'nin çok doğru anladığını düşünüyorum. Hani doğru anlamak iyi bir şeydir. Buna teslim olmak da başka bir sorun. Asıl sorunu İbn Sina ne kadar Aristocu tartışmalı, yani Aristoteles'i anlamış olabilir belki ama Aristocu, yani meşriki felsefeyle bütün öyle başka bir yere duruyor. Zaten Gazali bütün başka bir şey var. Yani dolayısıyla iddialı bir söz, İbn Bahçe'nin Aristoteles'i İbn Sina'dan ve Gazali'den diye daha iyi anladığı, ama pratiğe baktığınızda çok da yabana atılacak bir söz olmadığını ben kişisel olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şimdi tanıtacağım eserlerde görebildiğim kadarıyla. Eserleri arkadaşlar hemen hemen birçoğu günümüze ulaşmış. 27 kadar eserinin ulaştığını söylüyorum. Özellikle İbn Ebi Useybiya, Uyunul Enba'da ve mesela bugünkü Oxford Bodleian Kütüphanesi'ndeki kayıtlarda elimize gelen eserleri, ki en önemli eserlerinden birisi Tedbirul Mütevahhid'dir sevgili arkadaşlar. Ben bu eserin içeriğinden daha sonra sizlere tekrar bahsedeceğim. Ahlak ve siyaset felsefesiyle ilgili görüşlerini kapsayan en büyük eseridir ki içeriğinde toplumlar ve onlara ait insan tipleri yer almakta. Moses Narboni 14. yüzyılda İbranice olarak bunu özetlemiş ve Philosophicus, Philosophus Otodidactus şeklinde Tedbirul Mütevahhid, biraz sonra geniş geniş yer vereceğim. Daha sonra Edward Peacock tarafından 1671 yılında Latinceye çevrilmiş. Daha sonra Salomon Mund tarafından Fransızca ve David Herzog tarafından da Almancaya çevrilmiş. Douglas Martin Dunlop ise eserin ilk iki bölümünü İngilizceye çevrilmiş. Eserin tamamı ilk defa 1946 yılında Madrid'de Don Miguel Asin-Palacios tarafından, burada görebildiğim kadarıyla El Regimen del Solitario adıyla ve İspanyolca çevirisiyle yayınlanmış. Macit Fahri, Allah rahmet eylesin, Resail İbni Bahçe El İlahiye içerisinde 1978 yılında Beyrut'ta yayınlamış. Bu kitabın Türkçe çevirisini yapan Mevlüt Uyanık ve Aygün Akyol, sevgili arkadaşlar, Tedbirül Mütevahhid Elis yayınlarından çıkmış bir eser. Efendim 2017 baskılı bir eser. Bu sağ olsun Mevlüt Hoca, ben de çok sevdiğim kıymetli bir bilim insanı Aygün Akyol, gayretli bir arkadaş. Bu iki hocamız İslam felsefesi geleneğine dair hemen hemen bizim klasik metinlerimizin birçoğunu çeviriyorlar, çevirmeye çalışıyorlar. Çorum İlahiyat'ta bu iki hocamız. Bir de İclal Arslan mıydı, İclal neydi, İclal Aydın mıydı? Herhalde o da Arapçacı, tanımıyorum ama ben Mevlüt Bey'i çok, kendisini de severim yani. Bu ekip çok güzel çeviriler yapıyor. Öyle slogan üretmekle olmuyor. Yani biz işte büyük medeniyetin çocuklarıyız, biz şöyleyiz, böyleyiz, ver gazı, ver gazı yani. Ortaya ne koydun sevgili dostum? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte budur. Öyle laf üreterek, laf cambazlığı yaparak, dedikodu yaparak ilim olmaz. Bazıları böyle söylüyor. Bizim akademide var. İşte bazıları da çok seri üretiyorlar. Ben bu kadar hızlı üretemiyorum. Sen hiç üretmiyorsun ki. Sen hiç üretmiyorsun. Sen laf yapıyorsun. Bak. Şu adamların takdir edilmesi lazım. Allah razı olsun. Gerçekten takdir edilmesi lazım. Şu edebiyatı bırakın arkadaşlar. Harf inkılabı oldu. Biz geçmişimizden koptuk. Ya yeter ha. Daha geniş geriye dönüşümüz yok. Tarih geriye doğru gitmiyor. O zaman ne yapalım diye soru sor. O zaman efendim bu eserler Türkçe'ye çevirelim. Buyurun. Ya şu adamların, emin olun. Şimdi bu eser çevrilmiştir ya.
Bunun gibi birçok eseri çevirdi bu arkadaşlar. Emiro kuruş karları yok. Hatta Emiro'nun zararları vardır yani. Şunları alın, destek verin şu adamlara. Allah razı olsun. Devletin şu adamlara sahip çıkması lazım yani. Aleyna Tilki'nin gördüğü itibarın zekatını görmüyor bu adamlar yani. Ama o insanların niyetleri bak bu ve bunun gibi. Mesela şu eser İbn-i Bahçe'nin kitabı Nefsi de çeviren Burhan Köroğlu Hoca, Allah ondan da razı olsun. Bu anlamda çok kıymetli çevirileri var. Bunlar Allah razı olsun değil mi? Şu kitapları satın alarak destek verin. Bu adamlara ya zaten itibarlı insanlar, kimsenin takdirine ihtiyaç yok da zaman zaman da bir ne bileyim taltif edilmesi lazım yani. Ama yok, olmaz yani, bunlar geçici şeyler. Tedbir mütevahhit. Ben bu eseri okudum sevgili arkadaşlar. Biraz sonra özetleyeceğim. Bu birincisi Risaletül Veda var ki bu da ahlak ve siyasetle ilgili bir eser. Kitab-ı Nefs, bu eser Yazma Eserler Daire Başkanlığı tarafından, işte Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından basılmış. Allah razı olsun, Burhan Köroğlu Hoca çevirmiş. Harika bir kitap. Ben bunu okudum. Son zamanlarda ahlakla ilgili bir çalışmam var. Yani böyle hemen hemen şurada olması lazım. Nereye koydum? Ahlakla ilgili biraz şöyle yazıyorum, çiziyorum da. Dolayısıyla bu eserlerin hemen hemen birçoğuna bakma fırsatım oldu. Şu kitabın hayranı oldum. Yahya bin Adi. Ben bu adamın zaten hayranıyım. Yahya bin Adi. Bu kitabı var ya, yani ben insan psikolojisini çözümlemek istiyorum diyen, psikolojide yüksek lisans yapan, Freud'u, Jung'u okuyan, Kohlberg'i okuyan arkadaşlara tavsiyem, şu kitabı bir okusunlar ya. İbni Bahçe'nin Kitab-ı Nefsini bir okusunlar. Yani Yahya bin Adi, Farabi'nin talebesidir, monofizik bir Hristiyandır, Yakubi bir Hristiyandır sevgili arkadaşlar. Ya bu ne harika bir şey ya, çok hoşuma gitti ya, çok hayran kaldım. Ben zaten kendisi üzerinde bir çalışma yapmıştım zaten. Kitab-ı Nefs arkadaşlar, İbni Bahçe. Adudiddin Elici'nin Ahlak-ı Adudiddin, bu Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkmış. Harika yani, bunu da çeviren efendim İlyas Çelebi Hoca. Yani var ya, şeker gibi kitaplar, insanın yiyesi geliyor. Bir taraftaki Arapça, bir Arapça ben çok severim. Kitap, hiç kimseye kitap vermiyorum artık. Kitaplarım gidiyor ama kitap canım benim. Şu İbni Hazm'ın, bu da var ya, bu kitaba da hayran kaldım. Kendisi ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatıyor. Sonra değişimini anlatıyor efendim kitap. Ahlak ve davranış tarzları ve nefislerdeki ahlaki hastalıkların tedavisi şeklindeki bir kitap. Mustafa Çağrıcı Hoca tarafından Türkçe'ye çevrilmiş sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bu da benim çok hoşuma gitti, çok istifade ettim. Kullandım da yani, amacım bazen öğrenciye bunları tanıtmam lazım. Şuna bakar mısınız ya? Ne kadar güzel bir kitap. Bu da Türkiye Diyanet Vakfı ahlak klasiklerinden çıkmış. Allah razı olsun çevirenden. Şu da çok güzel, İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı diye Bedrüddin İbni Cema el-Kinani'nin bir kitabı. Bu kitabın tam adı Tezkiretü Sami vel Mütekellim fi Edebil Alim vel Müteallim. Muhammed Şevki Aydın tarafından Türkçe'ye çevirmiş, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından. Öğretmenin nasıl olması gerektiğini öyle anlatıyor ki bütün öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının okuması gereken bir kitap. Okudum, çok faydalandım. Onu söyleyeyim. İbn-i Bahçe'den devam edelim. Bu da Kitab-ı Nefs. Burada klasik nefs öğretisi bağlamında sevgili arkadaşlar, insan nefsini çözümlüyor. Beslenme, işte duyu güçleri, görme, duyma, koklama, tatma vesaire, tahayyül ve natık güç ile bitiriyor. Harika bir kitap arkadaşlar. İttisalül Akl bil insan arkadaşlar. O kadar çok kitap var ki El Vukuf alel aklil faal, gördüğünüz gibi faal akılla ilgili bir risale ki ben bunları uzatmayacağım. Fi gayetül insaniye ki burada insanın kitabın isminin anlaşıldığı gibi insanın gayesi ne olabileceğiyle ilgili çözüm önerileri sunmakta. Fil vahde vel vahid bir kavramının mahiyeti ve kullanıldığı yerlerle ilgili konuları ele alan bir çalışma. Bu çok önemli. Hindi'nin de benzer bir risalesi var. İşte Yahya bin Adi'nin buna dair bir şeyi var. Hindi'nin Risale Alennesara diye bir risalesi var. Orada biri çözümlüyor. Daha sonra Yahya bin Adi Galat Ebu Yakup Yusuf bin İshak el Kindi diye bir risalesi var. Ona reddiye yazmış. Yahya bin Adi'nin kendi tevhid risalesi var. Orada birin ne olduğuna dair Tahir Uluç Hoca çevirdi bu tevhid risalesini. Çok güzel tartışmalar, siz bakabilirsiniz yani sevgili arkadaşlar. Çok kitap var, ben bunlara
girmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Biz şimdi felsefesiyle ilgili daha çok insan ve ahlak, insan, ahlak ve siyaset merkezli bir felsefi düşüncesi var sevgili dostlar. İbn-i Bahçen'in Aristoteles ve Farabi'yi çok güzel okuduğu ve yeni Eflatuncu fikirlerden de haberdar olduğunu görüyoruz. Yani Meşail'in ciddi anlamda etkisinde bir yanda matematik ve mantık, diğer taraftan siyaset ve ahlak gibi konuları bir anlamda sentezliyor. Bu anlamda hem teori var adamda hem de pratik. Yani oturup işkembeyi şeriften şunu şöyle yapın böyle yapın demiyor. Olayı önce kuramsal olarak temellendiriyor ve bu kuramsalın oluşturduğu kuramsalın iz düşümleri olan, yani tasdik anlamında siyasi ve ahlaki kazanımların ve dönüşümlerin ne olduğunu açıklamaya çalışıyor. Temel olarak insan felsefesi üzerine odaklanıyor ki zaten o klasik revaki geleneğin bunda da olduğunu görüyoruz. Yani alem büyük insandır, insan ise küçük bir alemdir ve bir alem olmakla birlikte bu mevcut alemin de bir parçasıdır. Bu çok önemli. Yani sadece alemin bir efendisi olmak insanı bazen başka yerlere varacak bir tanımlama. İnsan alemin bütünüyle efendisi. Evet, alem insanın emrine teshir edilmiştir. Bu doğrudur. Onu bunu sağlayan şey akıldır. Hayvan gibi bu alemi tüketin ve kullanın diye değil. Hikmete göre, erdeme göre ve fazilete göre alemle ilişki kurun. Siz de bu alemin bir parçasısınız diyor. Tabii Endülüs'ün bana kalırsa en önemli özelliği astronomi ve tıptaki gelişmelerdir arkadaşlar. Yani tıp aletlerin gelişiminden tutun, yani klasik mesela Batlamyusçu, Ptolemik astronomi modellerine yönelik İbn-i Bahçe de dahil olmak üzere çok ciddi bir eleştirisi var. O İbn-i Bahçe, Batlamyus'un yer merkezli evren anlayışının Endülüs'te çok ciddi eleştirildiğini görüyoruz ki daha sonra Kopernik bu eleştiri geleneği üzerinden işte De Revolutione bu Celestium Orbium diye bir kitap var Kopernik'in. Burada mesela ben Latincesinden acaba doğru mu falan diye de baktım. Hakikaten El Battani falan diyor. Yani Müslüman astronomların isimlerini sayıyor sevgili arkadaşlar. Nefs şu işe, yani şuradan başlayarak buradan devam edeyim. Nefs ve siyaset üzerinden sevgili arkadaşlar. Klasik Aristotelesçe gelenekte olduğu gibi arkadaşlar nefsi efendim varlığa ilk yetkinliği kazandıran ilke olarak, yani ilk kemal, yani cansızlıktan canlılığa geçişin ilk aşaması olarak görüyor. Aristoteles'in De Anima'daki tanımın aynısı. Nefsi nebati, hayvani ve insani olmak üzere tasnif ediyor. Nebati nefsin özelliklerini daha önce Farabi ve İbn Sina'da anlattım. Beslenme, büyüme ve üreme. Hayvani nefislerde bunlara artı olarak hareket ve duyusal idrak ve insani nefislerde bunlara bir artı olarak da akli idrakı koyuyor arkadaşlar. Ama güzel olan şu, fizikten metafiziğe geçiş, somuttan soyuta geçiş, yani fizikten metafiziğe geçişin bir aracı olarak nefsi ele alıyor. Tıpkı Aristoteles geleneğinde ve daha sonra Farabi ve İbn Sina'da olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Akıl tabii en sonunda, akıl, insan akıl sayesinde diğer varlıklardan ayrılıyor veya en önemli ve en bariz ya da insanı insan yapan en temel ilkenin akıl olduğunu söylüyor ve buradan hareketle de insanın tabii hayvani ve akli yönlerinin olduğunu söylüyor. Bizim hayvani bir tarafımız var ya. Bugün evrimcilerin işte şeyleri falan var ya, evet, insanda da hayvani bir taraf var. Salt, beslenme, yeme, içme ve kuvve-i şeheviye ve kadebiye gibi, yani öfke gücü ve arzu gücü gibi ilkelere dayalı olarak tabii cismani taraflarımız da var bizim. Et ve kemikten ibaretiz arkadaşlar. Şimdi insanın, yani cismani, hayvani ve akli yönlerin olduğunu söylüyor. Amaç tabii meşai, Endülüs'teki meşailiğin bir temsilcisi İbn-i Bahçe, Farabi etkisinde olduğu için insanın amacının mutluluğa ulaşmak olduğunu, bunun yolu da akli erdemleri ne ölçüde elde ettiğiyle ilgili bir durum. İbn-i Bahçe'ye göre insanın cismanilik, ruhanilik ve aklilik olmak üzere de 3 mertebesi var. İnsan cismani fiillerde maddi kimliğini devam ettirir. Ruhani mertebede ise kişi varlıklar nazarında şerefli bir konuma gelir. Akli mertebede ulaştığında ise faal akılla ittisal meydana gelir ve ilahi bir kimlik kazanır diyor. Bakın, cismani mertebede şu fiziksel varlığımızı devam ediyor, ettiriyoruz. Ruhani mertebede
varlıklar nazarında şerefli bir hal alıyoruz ve en sonunda akli mertebede yani ilimleri, sanatları, erdemleri ve faziletleri elde ettiğimizde faal akılla ittisal etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kişinin, bir bireyin mutlu olabilmesi için de bu mertebeleri teker teker geçmiş olması gerekiyor. Geçmiş olması gerekiyor. Bu özelliklere bakımından ben Bahçede İbn Sina özelliklerini görüyorum. Ama bunu bir temel olarak kullanıyor ve buradan da siyaset felsefesine, mütevahhid kavramına geçecek. Peki aklın kullanımı nedir? Asıl yani tamam da akli mertebeye ulaştığında ne olur? Bir kere akıl İbn Bahçede bir soyutlama yetisidir sevgili arkadaşlar. Yani aklını kullanarak alemden bilgi edinir. Duyusal, hayali ve akli idrak güçlerini kullanma bir süreci vardır. Bu sürecin sonunda varlıkları soyutlar, kavramsallaştırır. Buradan bilimleri, sanatları ve düşünceler üretir. Tabi burada tıpkı Farabi'de olduğu gibi his, tahayyül ve taakkul gibi unsurları da kullanıyor arkadaşlar İbn-i Bahçe. Ve takdir edersiniz ki en üstün bilgi kavramsal bilgidir ve tümellerin bilgisidir. Ve bu noktadan sonra kişi ancak faal akılla ittisal edebilir. Bu noktada peki aklı kullanma açısından insanları nasıl ele alıyor derseniz, bu anlamda bilgiyi elde etme yani aklı kullanma bakımından toplumu 3 sınıfa ayırıyor İbn-i Bahçe sevgili arkadaşlar. Birincisi cumhur yani halk, yani bilgi düzeyi orta, bilgi düzeyi çok olmayan insanlar, henüz tam soyut, zihnen soyutlama aşamasına geçememiş insanlar, bir anlamda hayvani nefis etrafında yaşayan, yani beslenelim, büyüyelim, zevklenelim işte gibi temel zaruri ihtiyaçlar, işte Farabi'nin El-Medinetu Zaruriye dedi ya, işte toplum mesela diyor ki öğretmen olayım yeter, bitti, öğretmen oldun yani insanların insanlığa hizmet etmek, ülkesine hizmet etmek, vatanına hizmet etmek, bütün insanlığa hizmet etmek gibi gayesi ve amacı olması lazım. Bunun dışındaki meslek bir araç olması lazım. Ama bizim gibi gelişmekte olan batılı bir ifadeyle developing country'lerde temel amaç bir meslek sahibi olmak. İşte dolayısıyla meslek sahibi oluyor, büyü bozuluyor. Ondan sonra evleniyor, bir ev alıyor, bir ev daha alıyor, bir araba alıyor, arabanın kalitesini yükseltiyor. Ne vermiş insanlar? Sıfır, zero. İkinci seviye cumhur, bu en temel aşamayı oluşturur. İkinci seviye nüzzardır arkadaşlar. Artık teorik bilgi düzeyine sahip olan insanlardır. İşte nazari ve yani teorik ve pratik bilimlerle uğraşan insanlar şahsen işte akademiye falan buralardadır. Yani ilim erbabı buralardadır ve en yüksek seviye süeda dediği mutlu olan insanlardır. Yani bu nüzzar denilen sınıfı artık bilgiyi elde etmiş ve bunu içselleştirmiş insanlardır arkadaşlar. Maddi ve manevi suretleri tam olarak idrak edebilen insanlardır ki bunlar eşyanın mahiyet ve hakikatini kavrarlar ki bu arkadaşlar ve makulleri doğrudan idrak ederler ki en nihayetinde bunlar filozoftur. Bir müddet sonra da yalnız adamdır sevgili dostlar. İbn Bahçe'nin ahlak ve siyaset anlayışı belki bunun üzerine konumlandırmak gerekiyor. İbn Bahçe felsefenin özü insanın toplumla olan ilişkisi ve bu ilişkinin değeri ve değeri noktasında aklın işlevselliğidir sevgili arkadaşlar. Şimdi tamam akıl önemlidir, değerdir ama bilfiil akıl yani işlevsel bir akıl önemlidir. Yoksa salt bir akla sahip olmanın bize hiçbir amacı yoktur. Akıl sayesinde kişi dilediğini seçer ve dilediğini seçme hürriyetine sahiptir. Fakat akıl bu seçme davranışını ya insani nefse göre yapar ya da hayvani isteklere göre yapar. Netice akıl şehvet duyguları peşinde yani yeme içme ve cinsel arzular peşinde koşan adam da aklını kullanarak bunları tercih ediyor. Diğer tarafta faziletler, ilimler, sanatlar ve fenler peşinde koşan insanlar da bir aklen bir seçme ameliyesi yapıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar önemli olan aklın seçim kuvveti değil, neyi seçip seçmediğidir. Hazzı esas alanlar işte bu tip şeyleri seçiyorlar. Bedensel ve tensel şeyleri seçiyorlar. Efendim erdemleri esas alanlar ise siyaset, ahlak gibi yetkinleşmiş toplumları oluşturuyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Tedbirül Mütevahhid'i okuduğunuzda burada az buçuk El Medinetül Fazıla ve Siyasetül Medeniye'yi okumuşsanız eğer Farabi'nin,
Buradan pasajlar görüyorsunuz. Yani benzer cümleler görüyorsunuz. İbn-i Bahçe zikretmiyor ama okuduğu anlaşılıyor. Yani Farabi ciddi anlamda okuduğu anlaşılıyor. Kitab-ı Nefs'te de göreceğiniz şekilde Aristoteles'in Nikomakos'a etiğini okuyor ve en nihayetinde ortaya Tedbirül Mütevahhid gibi bir kitap çıkıyor. Bu kitabın amacı şu arkadaşlar. Ahlaken çökmüş veya bozulmuş bir toplumda veya devlette veya elverişsiz bir ortamda yaşamak zorunda kalan bir adam ne yapmalı? Ahlaken bozulmuş, çökmüş, deforme olmuş, bütün değerlerin dumura uğramış olduğu bir toplumda ahlaklı bir adam veya bu toplumda yaşamak zorunda olan erdemli bir insan veya bir filozof ne yapmalıdır? Ne yapması gerekir şeklindeki bir soruya çözüm arıyor. Bu kitabın o adını oluşturan ettedbir kelimesi sevgili arkadaşlar. Buraya bu kelimenin kavramsal içeriğini sorgulayarak, çözümleyerek başlıyor sevgili arkadaşlar. Ki burada ilginç, şurada bir şey dikkatimi çekmişti. Sizinle paylaşmayı düşünüyordum. Evet. Şurada 9. sayfada bir şey var ama okumak istiyorum ama neyse, fırsatım bulursam okurum. Tavsiye ederim. İster harici zihniyetli Daesh, IŞİD, Taliban, El-Kaide, Boko Haram, ister batini FETÖ yapılanmalar, FETÖ gibi yapılanmalar dini kavramlı merkezlere merkeze aldıkları için mücadelesi ülke içinde ve dışında daha da zor olmaktadır diye başlayan bir paragraf var. Güzel bir ifade şey. Şimdi bu tedbir kelimesi yönetmek demek, önlem almak demek. Tedbirin 4 çeşidi var arkadaşlar İbn-i Bahçe'ye göre. 1. Allah'ın tedbiri. Değil mi? Allah müdebbirul alemdir. Ne demek? Allah alemi nasıl yönetiyor? Bu aleme nasıl nizam sağlıyor? Bu alemdeki intizamı, düzeni nasıl gerçekleştiriyor? Bu bir. İkincisi tedbirul müdündür. Yani devletlerin yönetimidir. Toplum nasıl hukuki olarak, ahlaki olarak nasıl düzene sokulur, nasıl huzur ve istikrar sağlanır. Üçüncüsü tedbirul menzildir. Takdir edersiniz ki ev yönetimidir ki şehrin en önemli parçasıdır. Bugün mesela toplumsal huzuru sağlamak için evde huzuru sağlamak zorundasınız arkadaşlar. Bizim İslam ahlak geleneğinde bu çok önemli bir başlık olarak ele alınır. Bugün çok dikkat edilmese de ve en üçüncüsü bu kitabın içeriği, yani tedbirul mütevahhid, yani yalnız adamın erdemsiz bir toplumda, bozulmuş bir toplumda, çökmüş veya kokmuş bir toplumda, ahlaki olarak deforme olmuş bir toplumda faziletli bir adamın yalnızlığını, yani kalabalıklar içerisinde mütevahhid, yalnız adam demek. Tedbirul mütevahhid, tek adam, yapayalnız kalmış bir adam. Yani buradan anlaşılıyor ki kalabalıklar içerisinde de yapayalnız kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta benim kanaatim bu çağın insanı kendi kendine, özellikle de bu pandemi döneminde zaten bireyselcilik biraz daha ön plana çıktı. Yalnızlık daha da derinleşmeye başladı. Buna bağlı olarak yabancılaşma, kişinin kendisine ve topluma karşı yabancılaşması ayrı bir hastalık haline dönüşmeye başladı. Kaldı ki entelektüel her zaman yalnızdır. Çünkü entelektüelseniz eğer, bu anlamda bir derinliğe sahipseniz mevcut konjektürden her zaman rahatsızsınızdır. Beyin buraya entegre olamaz. Dolayısıyla ya geleceğe ya da geçmişe kaçarsınız. Jimmy Meriç'in mağaradakiler de bu intelijansiya kavramı üzerinden çok muhteşem çözümlemeler var. Size de ayrıca onu da Jimmy Meriç'in mağaradakilerinde okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi daha sonra İbn-i Bahçe burada erdemli ve erdemsiz toplum biçimlerini Farabi'ye benzer şekilde ele alıyor. Ve en güzeli de şu, İbn-i Bahçe'ye göre erdemli toplumun temel çekirdeği ve dinamiği sevgidir arkadaşlar. Sevgidir. Sevginin hakim olduğu, sevginin egemen olduğu, insanların birbirleriyle sevgi ve muhabbet ilişkileri kurduğu toplumlar itidalli ve dengeli toplumlardır. Huzurlu toplumlardır, mutlu toplumlardır. Çok ilginç bir yargı cümlesi kurar. Sevginin egemen olduğu toplumlarda doktorlara ve hakimlere ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ülkelerdeki insanlar hem madden hem de manen sağlıklıdırlar. Bazı öğrenciler diyor ki, yani ne demek, suç da yoktur, sağlık sorunu da yoktur. Biz şimdi ahlakı ve erdem, bir öğrenci dedi ki, hocam madem hani hakimlere yer yok, suç yok da niye doktorlara yer yok? Tabii bu idealize bir yaklaşım.
Çünkü biz erdemi sadece ruhla ilgili alıyoruz arkadaşlar. Bizim ahlak geleneğinde erdem fiziksel sıhhat ile başlar. Yani işte İbn-i Miskeveh'in tehzibül ahlak ve tathirul arak. Yani ahlakı olgunlaştırma ve damarları temizleme. Pis adam, pislikle uğraşan adam, temizlenmeyen adam, ne bileyim bedensel anlamda kendisine zarar verecek şeylerden kendini esirgemeyen veya bu anlamda önleyici çarelere başvurmayan adam fiziksel olarak sağlıklı değildir. Dolayısıyla bu adam ruhsal olarak sağlıklı da olamaz diyor. Dolayısıyla bu sevginin egemen olduğu toplumlarda diyor İbn-i Bahçe doktorlara ve hakimlere yer yoktur. Oysa sevginin hakim olmadığı, şiddetin, öfkenin, erdemsizliğin hakim olduğu toplumlar kaotiktir, kararsızdır, dengesizdir ve kötücüldür. Buralarda fazlaca hapishane ve hastaneye rastlayabilirsiniz diyor üstadımız İbn-i Bahçe arkadaşlar. Yani sevgi sizin hem madden hem de manen sağlıklı yaşamanıza neden olur sevgili dostlar. İbn-i Bahçe arkadaşlar tıpkı Farabi'nin Es-Siyasetül Medeniyye adlı eserinde olduğu gibi toplumda ki bu şeyde de var, El-Medinetül Fazıl'da da var. Toplumunda genel yaşayışı aykırı olan türleri en nevabit olarak tanımlıyor. Genel yaşayışı aykırı türler. Bu o kadar çıktı ki. Şimdi saçma salak gerizekalıca işler yapıyor ve bunu özgürlük kapsamında ele alıyor. Ya ahlaksızlık özgürlük kapsamı altında meşrulaştırılamaz sevgili kardeşim ya. İnsanlık tarihinin nasıl bir dönemine denk geldik bilmiyorum ya. Eskiden ahlaksız hiç olmazsa bunu gizli saklı yapardı. Şimdi ahlaksızlığı nasıl popülize ettik? Her çeşit pisliği yiyor ve bu popülerize ediliyor. Yani medyanın ağzıyla, sosyal medyanın diliyle vesaire yani. Olamaz, olmaması lazım yani. İşte bu nevabit dediğimiz türediler. Yani toplumun genel teamüllerine aykırı, genel erdem ilkelerine aykırı, yasaya aykırı yapılar ya da zihni oluşumları türedi olarak görüyor sevgili arkadaşlar. İbn-i Bahçe tıpkı Farabi'de olduğu gibi. İşte erdemli toplumda yaşayan insanları müfret, süeda olmak üzere, müfret, süeda ve mütevahhid olmak üzere üç kısma ayırıyor sevgili arkadaşlar. Müfret, süeda ve mütevahhid. Bu da başka bir kavramsal analiz olarak şey yapıyor. Şimdi diyor ki bu mütevahhid kişi yani yalnız adam içinde yaşadığı toplum tarafından dışlanmış, herkesin maddiyata düşkün olduğu bir toplumda bunlardan kendini soyutlayıp kendisini faziletlere, erdemlere, ahlaka ve maneviyata yöneltmiş ve hayatını bu yolda devam ettiren kimsedir. Yani oturduğu yerde kendi yurtlarıyla, işte kendi yurtlarında kendi komşularıyla ve etrafındaki insanlarla iyi ilişkiler de olabilir. Ama bu iyi ilişkilerin olması zihnen onlarla aynı dünyayı paylaştığı anlamına gelmiyor. Zihni bir yalnızlık aslında. Dolayısıyla bu adamların zihinsel hicretini veya göçünü tamamlayamadıklarını ifade ediyor. Bu adamlar diyor işte bu hicreti eğer bu toplum ıslah olmuyorsa buradan hicret ederler diyor. Şimdi burada da eleştiriye açıyor kendisini. Farabi'ye çok aykırı bir düşünce. Yani yalnızlığa çekilmek ki burada tasavvufi bir eğilim görüyoruz arkadaşlar. Farabi bunu asla tasvip etmez. Hazreti Peygamber'in hayatında da yok. Pratik hayatında, nübüvvetten sonraki hayatında da yok. Şimdi deniliyor ki İbn-i Bahçe bunu bir ara çözüm olarak görüyor. Yani burada yok olmaktansa, burada bozulmaktansa yani yığın sizi bir müddet sonra dönüştürmeye başlar arkadaşlar. Dolayısıyla etrafınızda sürekli dedikodu yapan, boş beleş işler konuşan, sürekli argo fıkrar anlatan, çirkin işlerle uğraşan insanlar varsa bunları değiştirin. Bir müddet sonra siz de buna dönüşürsünüz. Zihninizdeki büyük hayaller, büyük ufuklar ve büyük ülkeler yavaş yavaş yok olmaya başlar. İbn-i Bahçe'ye göre aslında bu bir ara çözüm olduğu ve kişinin yeniden donanımlandıktan sonra tıpkı Hazreti Peygamber'in hayatında olduğu gibi ne yapıyor? Yeniden Mekke'ye geri dönüyor hicret ettiği yurda. Ne yapıyor? Donanım kazanmış artık. Hem maddi hem de manevi bir kemale ermiş.
Aslında söyleyecek çok şey var İbn-i Baç hakkında ama artık çok fazla da uzatmak istemiyorum. Endülüslü bir filozof, belki de Endülüs'ün ilk İslam filozofu, Endülüslü Meşai bir filozof. Farabi etkisinde, düşüncesinin merkezinde insan, siyaset ve ahlak anlayışının olduğunu, erdemsiz bir toplumda erdemli bir adamın ne yapması gerektiğini, aksi halde yalnız olduğunu, kalabalıklar içerisinde yalnız olduğunu ve buna yönelik çözüm önerilerinin olduğunu iddia eden bir filozoftur. Sevgi temelli bir toplumu tasvip ediyor, öngörüyor, yaşamın merkezine alıyor sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda inşallah İslam toplumu yeniden Endülüs gibi düşüncede, sanatta, ahlakta, inançta yeniden yükselen bir toplum inşa eder ve buradan İbn-i Baccel gibi, İbn-i Rüşd gibi, İbn-i Tufeyl gibi yeniden büyük filozoflar çıkar diye inşa ediyoruz, temenni ediyoruz efendim. Rabbim toplumumuzu sevgi merkezli, sevginin egemen olduğu bir toplum olsun, toplum kılsın inşallah. Çünkü sokakta herkes arabasının koltuğunun altında levye veya beyzbol sopası taşıyor. Şiddet, öfke merkezli, erdemsiz bir toplum olduğumuzun da en güzel göstergesi. Öyle camiye gelen her cemaatla ya da benim kalbim temiz diyen her bilmem neyle biz hayatı güzel olarak göremeyiz sevgili arkadaşlar. Bunun pratik bir iz düşümünün olması lazım gelir diye düşünüyorum. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça bakın zatınıza, sevgiyle kalın, faziletle kalın, güzelliklerle kalın.